Atatürk yıllarca önce şöyle demişti. Ayakları yürüyecekleri yola alışıp gidecekleri yere öğreninceye kadar milletimin elinden tutacağım. Bu gerçekleştiği gün vazifem bitmiş olacak. I'm Walter Cronkite. This is the story of Mustafa Kemal Atatürk, the strong man who in a little more than a decade led Turkey out of the Middle Ages and into the 20th century. The story, The Incredible Turk, as the Prudential Insurance Company of America presents the 20th. Kuvvetli, müstakar, modern Türkiye, can çekişen şark istibdadı içinden, tarihte eşi olmayan bir adam, Türklerin atası Mustafa Kemal Atatürk tarafından yaratılmıştır. Şimdi mucizeler yaratan bu Türk'ün hikayesini göreceksiniz. 20. asır başlarında birçok ırk ve dinleri sinesinde toplayan Osmanlı İmparatorluğu, eski nüfus ve ihtişamını kaybetmiş ve muazzam bir imparatorluk halinden çökmek üzere olan bir devlet haline gelmişti. Ehliyetsiz padişahlar elinde kalan, sonu gelmeyen harplerle bitap düşen ve yabancılar tarafından daima istismar edilen halk, cehalet ve sefalet içinde adeta bir ölüm uykusuna dalmıştı. Osmanlı İmparatorluğu, Avrupa memleketleri aslan payının kime düşeceği hususunda anlaşamadıkları için ancak hayatını devam ettirebiliyordu. Birinci Dünya Harbi'nden önce Almanya, Osmanlı İmparatorluğu'na hususi bir alaka gösteriyor ve bu sebeple Alman İmparatoru 2. Kaiser Wilhelm, Avrupa'nın hasta adamı denilen Türkiye'yi ziyarete geliyor. Ve Osmanlı tarihinde görülmemiş bir şekilde karşılanıyor. Harp başlayınca Türkiye, ezeli düşmanı Rusya'nın müttefiki olan İngiltere ve yeni dostu Almanya arasında mütereddit durumdadır. Fakat 29 Ekim 1914'te Türkiye nihayet Almanya'nın müttefiki olarak harbe girdi. ...1915 yılı Şubat ayında İngilizler boğazları zorlayıp Gelibolu'ya çıktıktan sonra İstanbul'u alıp Rus gemilerine Akdeniz yolunu açmaya teşebbüs ediyorlar. O tarihte Mustafa Kemal Gelibolu'da bulunmaktadır. Onun parlak askeri dehası ve yılmak bilmeyen mücadele azmi savaşın, bu harekatın ve bütün harbin seyrini değiştirdi. 10 ay sonra İngilizler mağlubiyeti kabul edip Türk sularından çekilirlerken tarihi Çanakkale sahillerinde yeni bir Türk kahramanı doğuyordu. Bir zafer, bir büyük kumandan. Hikaye burada bitmiyor. Müttefik kuvvetlerin itilaf devletlerine galibiyeti, köhne Osmanlı İmparatorluğunu yıkan son darbe oldu. Arkasında çok daha küçük fakat çok daha mütecanis bir Türkiye bırakarak Osmanlı İmparatorluğu tarihe karıştı. Kasım 1918. Birinci Dünya Harbi'nden muzaffer çıkan devletlerin gemileri İstanbul Limanı'nı doldurmaktadır. Bitkin ve mütefessih padişahın sarayından tek bir muhalefet sesi yükselmiyor. Fransa'dan, İngiltere'den gelen işgal kuvvetlerinin İstanbul'a çıkışını görüyorsunuz. İstanbul'daki işgal kuvvetlerinin kendilerine mani olmayacağına emin olan Yunanlılar, Türkiye'yi istilaya hazırlanıyorlar. 15 Mayıs 1919'da Yunan askerleri Türk topraklarına ayak bastılar. İşgali takip eden aylarda Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı'na hazırlamakla meşguldür. Hür Türk ordularının başına geçiyor. Uzakta, ta İstanbul'daki padişah onu azlediyor. Buna cevaben Mustafa Kemal, hayatı bahasına da olsa Türkiye'yi hürriyetine kavuşturmak için an biçiyor. Tarihte onun gibi bir kumandana rastlanmaz. Kaldı ki doğuştan cengaver olan Türk askerleri böyle bir kumandanın idaresinde mucizeler yaratabilecek vasıflara malikti. Nitekim Mustafa Kemal en kısa zamanda işgal altındaki Türkiye'de kuvvetlerini toplayıp kumandayı ele alıyor. Etrafında gördüğünüz bu muhafızlar onun uğruna hayatlarını her an feda etmeye hazırdır.
Mustafa Kemal, hilafetin müteassıp muhalefetine karşı sonsuz cesareti, yılmayan azmi ve Türk milletinin kendisiyle beraber olduğuna inancıyla mukabele eder. Mustafa Kemal'in Türkiye'si Yunanlılarla savaşacak. Cephane lazım. Bunu ihtiyarlar, aç işçiler, gençler, çocuklar elleriyle yapacaklardır. Yunanlılarla savaş 1919'dan 1922'ye kadar tam 3 yıl sürdü. Türk halkı bunun bir ölüm kalım savaşı olduğunu gayet iyi biliyor. Kahraman önderlerinin arkasında Türk askerleri müstevlilere karşı ilerliyorlar. Türk kadını işgal altındaki evini bırakmış, ordusuna sırtında mermi taşıyor. Eylül 1922. Yunanlılar gerisin geri Ege kıyılarına sürülmüşlerdir. İzmir açıklarında müttefik kuvvetler donanması bekliyor. İzmir limanına binlerce Yunanlı ve taraftarları olan Hristiyan azınlıklar akın akın koşuyorlar. Çünkü İngilizlerin, korkunç Türklerin en korkuncu dedikleri adamın ordusundan kaçıyorlar. Gemilerden bu bedbahtlara onları hiç olmasa bir gün daha yaşatacak ekmek gönderiliyor. Eylül 1922, Türk orduları müstevlilerin son dayanağı olan İzmir'e giriyor. Katledilen kardeşlerinin, yakıp yıkılan çocuklarının intikamını alıyorlar. İzmir yanıyor. Bu son vahşet, Türklerle Yunanlıları birbirinden ayıran ve her iki taraf içinde tahammül edilmez bir kabus olan bu korkunç harbin son vahşetidir bu. Alevler, Homer devrinden kalan bu tarihi şehri yakıp kül ederken kaçıyorlar, denize doğru kaçıyorlar. Onlar kaçarken, düşman çizmesinden kurtulan Hür Türkiye'nin üzerinde ay yıldızlı bayrak dalgalanıyor. Devletin reisi ve orduların başkumandanı Mustafa Kemal, Türk kadınını batılı anlamda hürriyete kavuşturmayı ideal edinmiştir. İzmirli bir kızla evlenerek bu idealini müşahhas bir şekilde ifade ediyor. Harbi zaferle neticelendirdikten sonra üniformasını bir daha giymemek üzere çıkarmıştır. Seçimle iş başına gelen Büyük Millet Meclisi kendisine tam yetki veriyor. İşgal kuvvetleri İstanbul'dan ayrılmaktadır. 1922 yılı sonbaharında 7 asır hükümran olan padişah sülalesinin son mensubu Vahdettin memleketten kaçıyor. Halk ondan kurtulduğu için bir bayram sevinci içindedir. Muzaffer Kemal'in muzaffer orduları İstanbul'a giriyor. Türkiye'nin ilk reisi cumhuru Mustafa Kemal, harp yıllarındaki hudutsuz selahiyetlerini ve başkumandanlık unvanını muhafaza etmektedir. Mustafa Kemal, yeni Türkiye'nin hükümet merkezi olarak Ankara'yı seçmiştir. Onun gayesi bundan sonra ne imparatorluk kurmak ne de fethe çıkmaktır. O, demokrat bir Türkiye yaratmak idealinin ve gözünü yummadan yeni bir Türk neslinin yetiştiğini görmek idealinin peşindedir. Aynı zamanda halife unvanını da taşıyan Osmanlı padişahları hem siyasi hem de dini birer liderdiler. Yeni Türk hükümeti dinle devleti birbirinden ayırdı. Müslümanların mübarek gün saydıkları cuma günü yerine Batılılar gibi pazar gününü resmi tatil günü olarak kabul etti. Artık
içtimai ve kültürel inkılaplara sıra gelmişti. Mustafa Kemal'in nazarında Fes ve Takke, Şark taassubunun ve cehaletinin bir sembolüydü. Bunları lav edecektir. Türkiye'nin 13 milyon nüfusunun %90'dan fazlası okuma yazma bilmiyordu. İlk mektepteyken kendisine Kemal adı verilen Mustafa, öğrenmesi zor eski Arap harflerini değiştirmeyi kendisine iş edindi. Türk dilini ıslah etmek üzere topladığı mütehassıs dilcileri en kısa zaman içinde Latin harfleriyle yeni bir Türk alfabesi hazırlamaya memur etti. Kendi kendini idare edebilecek bir millet olabilmek için bütün Türklerin okula gitmesi gerekiyordu. Bu gaye ile okuma seferberliği başladı. Batı memleketlerinde olduğu gibi herkesin bir soyadı alması prensibi kabul edildi. Kendisine de milletinin arzusu ile Türklerin atası demek olan Atatürk soyadı verildi. Atatürk devrine kadar yüzleri peçe arkasında gizli ve hemen hemen esir durumda olan Türk kadını onun inkılabıyla hürriyetine kavuştu. Türk kadınının Avrupalılar gibi giyinmesinde ısrar ediyor, kendilerine kanun önünde eşit haklar tanıyor ve her mesleğin kapılarını onlara açıyordu. Hayatının büyük kısmını mahrumiyet içinde, harp cephelerinde geçirmiş olan Atatürk, artık kendisini milletine vakfetmiştir. Atatürk'ün vakti çok az, yapacağı işler pek çoktur. Traktörün üstünlüklerini göstermek için toprak satın almıştır. Bir memur çocuğu, çekirdekten yetişme bir asker ve kudretli bir adam olan Atatürk, şimdi de örnek bir çiftçidir. Türk köylüsünü uyandırmak ve kalkındırmak için uzak köylere, bakımsız çiftliklere gidiyor. Onun prensibi, Türk, öğün, çalış, güvendir. İki türlü fütuhat vardır diyor Atatürk. Kılıçla yahut sabanla. Dünya memleketleri Türkiye ile iyi siyasi münasebetler tesisi arzusundadırlar. Bakın Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Joseph Clark Drew ne diyor? Bütün bu inkılaplar ve üstün başarılar her şeyden önce bir adamın eseridir.
Gazi Mustafa Kemal adı daima modern Türk devletinin kuruluşu ve inkişafıyla birlikte anılacak, tarihe silinmez harflerle geçecektir. Atatürk cevap veriyor. Türk milleti tab'en demokrattır. Bu ideal yolunda zaten çok yükselmiş bulunan Amerika milletinin, Türk milletinin dostu olduğundan şüphe etmiyorum. Belki de bu kadarla da kalmayacak, bütün beşeriyeti birbirini sevmeye, eski husumetleri unutmalarına ve sulh içinde bir arada yaşamalarına medar olacaktır. ...1930 yıllarındaki dünya iktisadi buhranı, memleketin ekonomik kalkınmasını yavaşlatmıştır. Binlerce Türk, dertlerini dökmek, ihtiyaçlarını söylemek için Atatürk'ün yolunu gözlemektedir. Türk halkına göre Atatürk, onların amiri ve dertlerini dinlemeye ve yardım etmeye hazır şahsi bir dosttur. Atatürk, bütün memleket sathında batılılaşmayı teşvik etmekte ve Türkiye Cumhuriyeti'nin sanayileşmesi için hazırladığı şumullü planın bir an önce tahakkuku için Türk işçilerini teşvik etmektedir. 20. asra ayak uyduran Türkiye, baş döndürücü bir süratle fabrikalar, barajlar inşa etmektedir. Atatürk'ün idaresinde istihsal 10 misli artmıştır. Avrupa memleketleri Türkiye'nin ticari münasebetlerinden istifade edebilmek için birbirleriyle rekabet etmektedirler. Türkiye'nin kromunu ve tütününü satın alıp buna mukabil Türkiye'ye mamul eşya, makine ve silah ihraç etmeye çalışıyorlar. Türkiye'nin harici siyasi münasebetleri fevkaladedir. Fakat harp hazırlıkları başlamıştır. Atatürk, vuku'u muhtemel harpte, diğer harbin büyük bir kısmında gerçekleştirdiği gibi bir taraf kalabileceğini ümit etmektedir. Fakat diğer taraftan da silahı süngüden ibaret olan ordusunu teçhiz etmek, müdafaa tedbirlerini kuvvetlendirmek mecburiyetindedir. Atatürk, Hitler'in dinamik Alman milletinin ihtiraslarını kamçılayarak bir gün kendilerini felakete sürükleyeceğini ve Mussolini'nin ise Sezar rolü oynayacağını söylemişti. Zaman onun haklı olduğunu göstermiştir. Atatürk, şahsi servetini milletine bağışlamıştır. Artık sakin bir hayat sürmekte, çoğu zaman evlat edindiği 6 kızın en küçüğüne, Türk milletine öğrettiği alfabeyi belletmekle vakit geçirmektedir. Atatürk, genç milletinin demokratik istikbaline güvenmektedir. Çünkü milletinin istikbalini Cumhuriyet Anayasası ile teminat altına almış bulunmaktadır. Atatürk'ün müreffeh ve inkılapçı memleketini hayranlıkla görmeye gelen komşu devlet adamlarından biri İran Şahı'dır. Ürdün emiri de onun ziyaretine gelmiştir. Türkiye, Arap aleminde müspet bir intiba bırakmış olmakla beraber, daha sonra milliyetçilik cereyanları başladığı zaman, Arap memleketlerindeki liderlerin hiçbiri Atatürk'ün dehasını ve inancını gösterememiştir. Yavaş yavaş çökmekte olan Atatürk, milletinin sıhhatini düşünerek kendisine hediye ettiği yatta istirahatle vakit geçirmektedir. Yıllarca önce şöyle demişti. Ayakları yürüyecekleri yola alışıp gidecekleri yere öğreninceye kadar milletimin elinden tutacağım. Bu gerçekleştiği gün vazifem bitmiş olacak.